Gençler merhabalar. Beylikten Devlete Osmanlı siyaseti yani 8. ünitemizin 2. partıyla devam ediyoruz. İnşallah iyisinizdir. İyi gidiyordur her şey. İzliyoruz, iyi gidiyoruz, hızlı gidiyoruz. Şimdi geçen dersimizde Osman Gazi ve Orhan Gazi'yi gördük sizinle. Artık 3. padişahımız 1. Murat'tayız. Hüdavendigâr 1. Murat bu ünvanı kullandı. Babasından devraldığı fetih siyasetini devam ettirdi. Şeyi hatırlayın, Orhan Bey'i hatırlayın, Sultan Orhan ilk defa Sultan ünvanını kullanan hükümdarımızı hatırlayın. Kocaeli Yarımadası'nı aldı, Bursa'yı aldı, İzni'yi aldı, Hristiyanların en önemli konsüllerinden birisi olan İzni'yi aldı, Çimpe Kalesi'ni aldı, karşıya geçti. Hatırlayın, işte Karasolları Beyliği'ni aldı, denizcilik faaliyetlerini başlattı ve bu dönemde de devletleşme süreci başladı, sınırlar genişlediği için. 1362'de Orhan Bey hayatını kaybetti. Yerine oğlu 1. Murat geçti. 1. Murat bizde şehzade olarak sancağa çıkmış ilk padişah oğlu. Lalası vardı, Lala Şahin Paşa. 1. Murat'ı sancağa çıkardı. Şehzade Murat'ı sancağa çıkardı. Onu eğitti. Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz hükümdar çocukları sancağa çıkar. Orada deneyim kazanır. Babaları öldüğünde de deneyimli bir şekilde başa geçerler. İşte lalası olan ilk padişahımız da 1. Murat oldu. Bir şey daha söyleyeceğim size burada. 1. Murat tahta geçtiğinde kardeş kavgası çıktı. Kardeşler arasında kavga yaşandı. Neydi cümle? Ülke toprakları hanedan sülalesinin ortak malıdır anlayışı vardı. Hatırlayın bunu ben size öğrettim. Türk veraset anlayışıydı. 1. Murat baktı ki bu iş böyle olmayacak. Yani hep böyle kavgalar mı olacak dedi. Ve veraset ilişkin ilk düzenlemeyi, Osmanlı'da ilk düzenlemeyi 1. Murat yaptı. Dedi ki ülke toprakları padişahın ve çocuklarınındır dedi. Padişahın ve oğullarınındır dedi. Yani hanedan sülalesinin kendi oğullarının dışındaki üyelerini attı. Yani amcalarımın, onların oğullarının, kardeşlerimin, onların oğullarının hakkı yoktur egemenlikte. Benim ve çocuklarımın vardır dedi. Yani kapsamı daralttı, kavgayı azalttı, otoriteyi güçlendirmek istedi. Tamam mı gençler? Bu bizim önemli bir bilgimizdi. Sancağa çıktı. Veraset sisteminde değişiklik yaptı, kapsamı daralttı, devletin otoritesini artırmak istedi, yıkılmasını, parçalanmasını engellemek istedi. Tamam mıdır? Şimdi 1. Murat neler yaptı ona bakalım arkadaşlar. Birincisi şu, Sazlıdere savaşı yapıldı bu dönemde. Bu savaş Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapıldı. Hatırlayın Osman Gazi döneminde Bizans'la Koyunhisar Savaşı, Orhan Gazi döneminde Bizans'la Palaikolon Savaşı, Maltepe Savaşı yapıldı. Bu dönemde de Bizans'la Sazlıdere Savaşı yapıldı. Bu savaşlar arkadaşlar Edirne fethedildi. Edirne Osmanlı'nın eline geçti. İlerleyen yıllarda da başkent Edirne'ye taşınacak. Yani şöyle diyebiliriz. Bakın şimdi şuradan bir haritamızı çizeyim. Siz de zevkle hemen takip edin. Ne oldu? Orhan, Osman buraları aldılar. Orhan Gazi döneminde Çimpe Kalesi alındı, karşıya geçildi. Kırmızı kalemini göstereyim bundan sonrasını. Şurası Bizans'ın topraklarıydı. Sazlıdere Savaşı'yla gençler Edirne şu bölge fethedildi. Bu fetihle birlikte, Edirne'nin fethiyle birlikte Bizans'ın Balkan topraklarıyla olan bağlantısı kesildi. Bizans Osmanlı toprakları içerisinde bir adı devlet olarak kaldı. Bu ilerleyen yıllarda Bizans'ın alımını, fethini kolaylaştıracak. Ki daha sonra Edirne fethedildikten sonra bunu da unutmuyorsunuz. Başkent Edirne'ye taşındı. Nasıl oldu başkent? Hatırlayın Bursa başkentti. Sonra İznik başkent oldu geçici olarak. Sonra tekrar Bursa başkent oldu. Şimdi de Edirne başkent oldu. Başkent Edirne'ye taşındı. Buradan şunu unutmuyorsunuz. Osmanlı Devleti başkentini batıya doğru değiştiriyor. Bu onun fetihçi olduğunu gösterir. Yani fetih alanlarını kendisine başkent olarak seçiyor. Düşünce ne? Fethi genişletmektir. Birinci bilgimiz bu. Sazlıdere Savaşı'yla Edirne, Filibe fethedildi. İkincisi arkadaşlar Sırp Sındığı savaşı oldu. Sırp Sındığı, tarih ezberlemeyin diye tarih yazmıyorum. Çünkü bunu ben kronolojik gidiyorum zaten. Sırp Sındığı savaşı oldu. Bu savaşın diğer bir adı 1. Çirmen Savaşı. Gençler bu savaşın bir özelliği vardır. Osmanlı ile Haçlılar arasında yapılan ilk savaş budur. Biz ilk defa Haçlılarla, yani Balkanlı Haçlılarla tabii ki Osmanlı olarak ilk defa 1. Murat döneminde savaştık.
Onun adı Sırp Sındığı Savaşı'dır. Tamam mıdır? Bu savaşta da Osmanlı galip geldi. Yani şöyle diyebiliriz, bakın şöyle diyebiliriz. Buralar Balkanlar olsun, tamam mı, açıldık artık Balkanlara. Birinci Murat Bulgaristan topraklarının büyük bir kısmını ele geçirdi. O yüzden şöyle deriz, Balkanlarda ilk fetihler Birinci Murat'la başladı. Rumeli'de ilk fetihler Orhan Gazi ile, Balkanlarda ilk fetihler Birinci Murat'la başladı. Ne oldu? Bulgaristan topraklarının büyük bir kısmı. Bulgaristan topraklarının büyük bir kısmı ele geçirildi. Daha sonra ikinci Çirmen Savaşı yapıldı Haçlılarla. Arkadaşlar bu savaşta da Osmanlı galip geldi. Daha sonra arkadaşlar 1389 yılında 1. Kosova Savaşı yapıldı. 1389 önemli bir tarihtir bu. Bizim çok önemli virajlarımızdan birisidir 1. Kosova. 1. Kosova Savaşı'nda da Osmanlı galip geldi. Fakat burada şöyle bir olay oldu arkadaşlar. Savaş alanını dolaşırken 1. Murat bir Sırplı tarafından şehit edildi. Bizim savaş alanında ölen tek padişahımız 1. Murat'tır. Savaş alanında ölen tek padişahımız. Yani savaşırken ölen tek padişahımız. Sefere giderken hayatını kaybeden padişahımız var. Kanuni. Ama bu savaş alanında ölen padişahımızdır. Bunu unutmuyoruz. Ve bir şey daha. Teknolojik gelişmeyi unutmayın burada. Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa 1. Kosova Savaşı'nda topu kullanmıştır ateşli silahlarda. Tabi bu top yıkmak amaçlı değil de bomba, ses, gürültü, korkutmak amaçlı kullanılmış. Arkadaşlar şimdi şöyle bakın ne yaptı? Balkanlarda toprak aldı. Balkanlarda fetihler başladı. Beylikleri anlatırken ben size bahsetmiştim bundan. Şimdi bunu tekrar ediyorum burada. Bu dönemde Germiyan oğullarından çeyiz karşılığı, hatırlayın, Kütahya, Simav, Emet bölgesi alındı. Hamit oğullarından arkadaşlar para karşılığı da Isparta ve çevresi alındı. Şunu gördünüz değil mi? Yani Osmanlı hem Balkanlarda hem de Anadolu'da genişlemeye başladı. Karaman oğullarıyla savaşıldı filan. Şöyle baktığınızda şunu görmeniz lazım. Şu aklınıza gelmesi lazım. Hocam Balkanlarda yayıldı, Anadolu'da yayıldı. İşte beyliklerden buralar alındı. Çeyiz yolu, akrabalık ve para yoluyla genişleme siyaseti izlendi. Hocam yani hiç devletleşme olmadı mı bu dönemde? Orhan'da olmuştu, bu dönemde olmadı mı diye düşünebilirsiniz. Oldu gençler. Ne oldu bu dönemde? Bir vezir-i azamlık makamı oluşturuldu. Çandarlı Halil Paşa vezir-i azam oldu ki ilk defa bir gelenek bozuldu. Osmanlı padişahın çocukları hep önemli görevlere getirilirdi. Bu dönemde ilk defa o sülaleden olmayan birisi vezirliğe atandı. Vezir-i azamlık makamı oluşturuldu da Candarlı Halil Paşa oldu. Tamamdır arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi ise şöyle bir bilgi vardır. Tımarlı Sipahi yani eyalet askeri ve Kapıkulu Ocağı bu dönemde kuruldu. Yani sizin bileceğiniz Tımarlı Sipahi Ordusu ve Yeniçeri Ocağı bu dönemde kuruldu. Peki Tımarlı Sipahi nereyle ilgili daha çok? Anadolu ile ilgili. Yeniçeri Ocağı nereyle ilgili? Balkanlarla ilgilidir. Tamam, Balkanlardaki fetihler genişleyince Osmanlı buradaki Hristiyan genç çocuklardan yararlanmak amacıyla devşirme sistemini, pençlik sistemini getirdi. Bu ocağı da kurdu. Ben ileride size bu sistemi anlatacağım. Birinci Murat bu. Tamamdır. Birinci Murat'ta bilmeniz gereken bilgi bu. Geliyorum şimdi Yıldırım Bayezid'e. Arkadaşlar birinci bilgimiz şudur. Anadolu, bakın Anadolu Türk siyasal birliği sağlandı. Yani ne demek istedim? Anadolu'daki beyliklerin hemen hemen tamamını egemenlik altına aldı. İlk defa beyliği egemenlik altına alan Orhan Karasoğulları, beyliklerin tamamını ki Güneydoğu'dakiler hariç, yani o Ramazanoğulları, Dulkadiroğulları hariç, diğerlerini tamamen ele geçiren Yıldırım Bayezid oldu. O yüzden şöyle deriz, Orhan Gazi döneminde başlayan Anadolu Türk Siyasal Birliği'ni kurma çalışmaları Yıldırım Bayezid'le tamamlandı. Ne yaptı? Anadolu Türk Siyasal Birliği'ni kurdu. Hemen bir mantık kuruyorsunuz. 1. Murat Balkanlar almıştı, Yıldırım Bayezid de Anadolu'yu aldı. O yüzden Rumeli Beylerbeyliğini 1. Murat, Anadolu Beylerbeyliğini Yıldırım Bayezid. Rumeli Kazaskerliğini 1. Murat, Anadolu Kazaskerliğini Yıldırım Bayezid oluşturmuştur. Mantığı böyle kuracaksınız, ezber yapmayacaksınız. Balkanlarda fetih 1. Murat, Anadolu'da geniş çaplı fetihler, beyliklere yeminlik altına alma Yıldırım Bayezid. Niye Yıldırım? Savaşta çok hızlı hareket ettiği için Yıldırım unvanını da almış. Birinci bilgimiz bu. Arkadaşlar ikinci bilgimiz de şu, bu dönemde 1389'da
1389 diye çok önemlidir. Bunun da tarihini bilmeniz lazım. Çok önemli çünkü. 1396'da 96'da Nibolu savaş oldu. Bu savaşta Osmanlı Devleti ile Haçlılar arasındaki savaştır. Osmanlı bu savaşta da galip geldi. Ha bu arada Osmanlı kuruluş döneminde Haçlılarla yaptığı hiçbir savaşı kaybetmedi. Böyle 1. Murat döneminde kıytırık bir savaş var. Mahalle savaşı, Piloşnik diye bir savaş var. Çok önemli. Orada yenilgi aldı ama onun bir önemi yok. Osmanlı galip geldi 1389'da. Bunun üzerine, şunu unutmayın işte, bunun üzerine halife Abbas halifesi Yıldırım Bayezid'e Sultanı İklimi Rum unvanını verdi. Sultanı İklimi Rum. Türkçeleştirin gençler. Anadolu'nun sultanı, Rum Anadolu. Anadolu diyarının sultanı unvanını verdi. Nibolu Savaşı'nda büyük bir zafer kazandığı için. Tamam mıdır? Bunu unutmuyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dönemde İstanbul kuşatıldı. Bizim tarihimizde ilk defa, o bizim tarihimiz derken Osmanlı tarihinde buradan bahsediyoruz. Osmanlı tarihinde ilk defa İstanbul'u kuşatan Yıldırım Bayezid oldu. Yıldırım Bayezid kuşattı. İkinci Murat kuşattı. Onun işte oğlu, o Seddet devrine gireceğimizde Musa Çelebi kuşattı. Ama burada önemli olan birinci Murat'ın ve birinci Bayezid'in, Yıldırım Bayezid'in ve ikinci Murat'ın kuşatması. Daha önemli olan şey ilk defa Osmanlı tarihinde İstanbul kuşatması Yıldırım Bayezid döneminde gerçekleşti. Hatta bu kuşatmada yardım alabilmek, destek alabilmek amacıyla Anadolu Hisarı yapıldı. Gençler, Anadolu Hisarı'nın diğer bir adı Güzelce Hisar'dır. Güzel Hisarı, Anadolu Hisarı'nı Yıldırım Bayezid Boğaz Kesen Rumeli Hisarı'nı Fatih Sultan Mehmet yaptıracaktır. Ama şöyle bir şey var. Kuşattık da alabildik mi? Alamadık. Neden? Çünkü Bizans her defasında Haçlılardan yardım istedi. İhtiyatlı politika, ikiyüzlü politika izledi. Bir de Bizans'ın etrafı surlarla çevrili öyle almak kolay değil. Tamam mıdır? Arkadaşlar daha sonra ise 1402'de Ankara Savaşı yaşandı. Ankara Savaşı. Bu savaş Osmanlı ile Timur arasında. Yani Yıldırım Bayezid'le Timur arasında yaşandı. Niye? Yine şuraya bakın. Bakın şimdi. Timur, şurayı biraz genişleteyim şöyle. Şurayı biraz genişleteyim. Haritayı buraya kadar getirin. Timur, arkadaşlar dikkat edin buraya. Semerkant'ta devletini kurmuş. Burada. Timur Çin'i almak istiyor. Fakat Çin'i almadan önce şu batıya bir 4 sefer düzeneyim. Şuraları bir egemenlik altına alayım. Ondan sonra Çin'e gideyim diye düşünüyor. Ve batıya geliyor. Batıya gelirken arkadaşlar şöyle gelirken Karakoyunlu Devleti'ni yıkıyor. Celayir Devleti'ni yıkıyor. Buradaki Karakoyunlu ve Celayir Devleti'nin hükümdarları Bayezid'e sığınıyor. Osmanlı'ya sığınıyor. Tamam mı? Osmanlı da doğuya doğru giderken beylikleri alıyor. Beyliklerin beyleri de Timur'a sığınıyor. Ve karşılıklı bir kışkırtma başlıyor. Aslında Timur'un batıya, Yıldırım'ın doğuya doğru gitmesi iki hükümdarı Ankara'da karşı karşıya getiriyor. Cihan hakimiyeti politikasıdır. İki Türk Hakan'ın cihan hakimiyeti politikasıdır. Arkadaşlar ve iki devlet arasında Ankara'nın Çubukova'sında bu topraklarda şuradan 25 kilometre ötede bu topraklarda savaş başlıyor. İşte şöyle bir sorun oluyor. Yıldırım'ın ordusundaki Türkmen askerler, Türkmen beyliklerin askerleri beylerin karşıda görünce, Timur safında görünce saf değiştiriyorlar. Yani Yıldırım'ın safından Timur'un safına geçiyorlar. Bu Osmanlı ordusunun bozguna uğramasına sebep oluyor. Ve Osmanlı savaşta yeniliyor. Osmanlı yeniliyor. Ve gençler bu çok önemlidir. Osmanlı'da fetret dönemi başlıyor. Yani ne demek istedim? Ankara Savaşı'nı Yıldırım kaybediyor. Yıldırım Timur'a esir düşüyor. Karısıyla birlikte 6 oğlu var. Kasım Çelebi, Mustafa Çelebi bunlar esir düştü. İsa Çelebi, Süleyman Çelebi, Mehmet Çelebi, Musa Çelebi de babasından kalma miras üzerinde 4 devlet kurdu. Yani 4 kardeş arasında kavga başladı. Bu kavgalar 1402'den 1413 yılına kadar devam etti. O zaman o 11 yıl süresince devletin başında adam yok, hükümdar yok. 4 kardeş arasında kavga var. Biz buna ne diyoruz? Fetret devri.
Türklerde fetret devri saltanat kavgalarının olduğu dönemdir. Ne oldu yani hocam bu devirde? Olan şu, beylikler yeniden kuruldu. Karasolları beyliği hariç hepsi yeniden kuruldu. Ne deriz? Türk siyasal birliği bozuldu. Türk siyasal birliği bozuldu. Anadolu Türk siyasal birliği bozuldu. Anadolu perişan oldu. Osmanlı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Batı'da fetihler durdu. İstanbul'un fethi gecikti. Bizans'ın ömrü uzadı. İşte mesele şu, biliyor musunuz? Anadolu'da bütün bu problemler yaşanırken Balkanların gıkı çıkmadı. Balkanlar bize karşı herhangi bir sorun çıkarmadı. İsyan etmedi. Oysa ki Anadolu'da isyanlar çok oldu. İşte cümleyi şunu unutmayacaksınız gençler. Hocam niye Balkanlar bize karşı isyan etmedi? Bunun sebebi istimalettir çocuklar. İstimalet dediğim şey, Osmanlı Balkanlara son derece hoşgörülü davrandı. Onları vergilerini azalttı, dinlerinde serbest bıraktı, mezheplerinde serbest bıraktı. İyi davrandı yani. Doğal olarak Osmanlı'yı Balkanlar kurtarıcı olarak gördü ve isyan çıkarmadılar. Bir de hatırlayın, Osmanlı Devleti'nin zaten Balkanlarda uygulamış olduğu bir isyan nedir ya? İskan politikası var. İskan, yerleştirme, Türkleştirme. Onun etkisiyle de Balkanlar elden çıkmadı. Eğer Balkanlar da elden çıksaydı çok ciddi problem yaşanır. Osmanlı yıkılırdı. O zaman Fethet Devri'nin ruhunu anladınız. Bu Fethet Devri'nden 1. Mehmet arkadaşlar galip çıktı. Devletini yeniden kurdu. O yüzden 2. Mehmet, bakın 2. Mehmet, 2. Mehmet diyorum çok özür. 1. Mehmet yani Çelebi. Çelebi Mehmet Osmanlı'nın ikinci kurucusu kabul edilir. Ne oldu? Çelebi Mehmet ne yaptı? Fethet devrine son verdi. Edirne'de devletini yeniden kurdu. Edirne'de tahta çıktı. Yani kardeşi Musa, Süleyman, İsa ile mücadeleleri kazandı. Devleti yeniden kurdu. Bu yüzden devletin ikinci kurucusu Çelebi Mehmet, yani 1. Mehmet kabul edildi. Bu dönemde ne oldu? Arkadaşlar, birincisi ilk defa deniz savaşı oldu. Osmanlı ilk defa deniz savaşı, donanma savaşı 1. Mehmet döneminde oldu. Venediklilerle yapıldı. Osmanlı yenildi bu savaşta. Normal daha yeni yeni palazlanıyor. Oysa ki Orta Çağ'ın en güçlü deniz devleti Venedik ve Ceneviz. Bununla yapıyoruz savaşı. Kaybettik. Hatta arkadaşlar burada Çalıbey var. Çalıbey bizim kaptan deryalarımızdandır. Kaptan derya Çalıbey hayatını kaybetti. Şehit düştü. Diğer bir bilgi ise, bunu da asla unutmuyorsunuz. Bir Düzmece Mustafa, isyanı çıktı. Bu isyan, hatırlayın, Timur esir almıştı Yıldırım Beyazıt'ı, eşini ve çocuklarını. İşte o çocuklardan birisi 1. Mustafa, Çelebi Mustafa, Şehzade Mustafa yani. Şehzade Mustafa Timur öldükten sonra Semerkant'tan kaçtı. Anadolu'ya geldi. Bursa'da hükümdarlığını ilan etti. Çelebi Mehmet de 1. Mehmet de halk buna destek vermesin diye dedi ki bu benim kardeşim Mustafa değil, bu yalancıdır dedi. Kanında kut yok bunun dedi. Ve doğal olarak tarihe bunun ismi Düzmece Mustafa diye geçti. Yalancı Mustafa diye geçti. İsyan bastırıldı. Düzmece Mustafa gençler Bizans'a sığındı. Buradaki hikaye neyi öğretti size? Bizans bizdeki şehzade kavgalarına karıştı. İçlerimize müdahale etti. Doğru mu? Bunu öğretti bu bilgi size. Bunu unutmuyorsunuz. O zaman Bizans bizdeki şehzade kavgalarından yararlanmış, içlerimize müdahale etmiş, varlığını sürdürmüş. Diğer bir şey ise bu dönemde asla unutmamanız gereken Şeyh Bedrettin. Şeyh Bedrettin isyanıdır. Arkadaşlar bu isyan çok sosyolojik bir isyan, çok dinsel bir isyan, çok geniş bir isyan, çok tehlikeli bir isyandır. Osmanlı'da dinsel nitelikli olarak çıkan ilk isyandır. Bakın Anadolu'da dinsel nitelikli olarak çıkan ilk isyan Babai Baba İshak'tır. Osmanlı'da dinsel nitelikli olarak çıkan isyan, ilk isyan Şeyh Bedrettin'dir. Tehlikeli bir isyandır. Batı bölgesinde çıkmıştır. Balkanlar'da taban bulmuş, İzmir, Manisa o çevrede güçlenmiş bir tarikattır. Şeyh Bedrettin, Çelebi Mustafa'nın kaz askerliğini bile yapmış, ünlü bir İslam alimiydi. Fakat görüşleri Osmanlı'ya ters düştüğü için isyan çıkar, bu isyan da bastırılır. Bunu da unutmuyoruz. 1. Mehmet ölür, yerine onun oğlu Hayır Babası diye geçen, 2. Murat geçer. Şimdi 2. Murat döneminde, gençler fetihlere devam edilir. Anadolu'daki bazı beylikler,
Aydınoğulları, işte Menteşeoğulları, ondan sonra Hamitoğulları, Germiyanoğulları mirasla katıldı. Osmanlı egemenliğine girmeye başlar. Yani Anadolu Türk siyasal birimi sağlama çalışmalarına bu dönemde devam edilir. Bozulmuştu. Saruhanoğulları'nı alarak Mehmet başlattı. Bu dönemde de devam etti. Birinci bilginiz bu. İkincisi şu arkadaşlar. Karaman oğulları ile savaşıdır. Çünkü Karaman oğulları biz ne zaman Haçlarla savaşsak Haçları desteklemiş bir beyliktir. Sıkıntılı bir beylik yani. Osmanlı'ya karşı en komplocu beylik bu olmuştur. Olumsuz yönü bu. Olum yönü Türkçe'yi resimde ilan etmesiydi. 1277'de bunu öğretmiştim size. Gençler diğer bir bilgi ise şudur. İkinci Murat oğlu ikinci Mehmet'e tahtı bırakır. Nasıl oluyor bu olay? Şöyle oluyor. 1444 yılında Edirne Seged'in antlaşması imzalanıyor. Edirne Seged'in antlaşması Haçlılar ile imzalanan ilk antlaşmamızdır. O zaman şöyle baktığımızda bizim Haçlılarla ilk savaşımız Sırp Sındığı Savaşı'dır. Doğru mu? Sırp Sındığı. Haçlılar ilk antlaşmamız Edirne Seged'in antlaşmasıdır. Bu antlaşmayla arkadaşlar Tuna Nehri sınır olur. Tuna Nehri sınır olur. Yani aldığımız Sırbistan'ı tekrar biz onlara geri veririz. Deriz ki tamam Sırbistan tekrar kurulsun. Deriz ki Fatih alacaktır bunu. 10 yıl boyunca Balkanlarda bir huzur gelsin isteriz. Onlar da ister, bunlar da ister. Şimdi Edirne Seged'in antlaşmasıyla Balkanlarda umulan huzur geleceği düşüncesiyle ikinci Murat oğlu ikinci Mehmet'e tahtı bırakır. İkinci Mehmet'e tahtı bırakır. Burada arkadaşlar bu Candarlı Halil Paşa var. Sıkıntılı bir hükümdardır. Buçuktepe isyanı çıkar. Buçuktepe isyanı Fatih tahttan indirme girişimidir. İlk Yeniçeri isyanıdır. Çok teferruatlı anlatmıyorum burada. İlk Yeniçeri isyanı. Ara boşlukları siz doldurun. Candarlı Halil Fatih'i tahttan indirmek amacıyla böyle bir isyanı çıkartmıştır. Ve işte küçük yaşta bir çocuk tahta geçiyor. Bu çocuğu Candarlı Halil beğenmiyor. İndirmek için Yeniçerilerin isyanı çıkartıyor. Buçuktepe isyanı. Küçük yaşta bir çocuğun tahta geçmesini fırsat bilen Haçlılar da Edirne Seged'in antlaşmasını bozuyor. Sıkıntı yani. Bunun üzerine 2. Murat Edirne'ye gidiyor. Tahta yeniden çıkıyor. O zaman 2. Mehmet iki kez tahta çıkmış padişah. 2. Murat da iki kez tahta çıkmış padişah olacaktır. 2. Murat yeniden yani yine yeniden tahta çıkıyor. Ve 1444'te Varna, 1448'de 2. Kosova savaşları oluyor Haçlılarla. Osmanlı ikisinde de galip geliyor. Arkadaşlar şu galibiyetle, Kosova, 2. Kosova galibiyetiyle, bunu unutmuyorsunuz, Balkanlar kesin Türk yurdu oluyor. O zaman Balkanlarda fetihler 1. Murat'la başladı. Balkanları kesin Türk yurdu yapan savaş ise 2. Kosova savaşı oldu. 1. Murat'la Balkanlarda fetih başladı. 2. Murat'la da Balkanlar kesin Türk yurdu oldu. Anlaştık mı arkadaşlar? Kuruluş dönemi, yani beylikten devlete Osmanlı siyaseti derken aklımıza bu gelecek. Neler var bu siyasette? İskan var, istimalet var, Anadolu Türk siyasal birliğini sağlama var, devlet kurumlarını kurma var. Tamam mıdır? Şimdi biz 8. ünitemizi bitirdik, tahtamızı temizliyoruz, 9. ünitemizle devam ediyoruz. Hadi bakalım, bir mola.